Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız Rıza Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Ve Burak Bey, sizlerle başlamak istiyoruz. İlk sektöre giriş sizinle birlikte oldu. Deneyimlerinizi sizlerden dinleyelim. Bu boya sektörüne ben 2009'un sonunda girdim. Firma, bölge toptancısında çalışıyordum daha önceden. Oraya ilk sevkiyatçı olarak girdim. Sonra başarılarından dolayı lojistik sorumlusu oldum. Oradan da pazarlama. Pazarlamadan sonra da 2015'in 11. ayında kendi yerimizi açtık. Evet. 2015'ten bu yana da kendi işletmemizi işletiyoruz. 2019 yılı oldu. Şu anda hemen hemen hem toptan hem parakende Türkiye'ye geleli birçok yere hizmet vermekteyiz. Evet, o zaman işin her alanında bulundunuz. Tabii ki hem sanayi hem otomotiv sektöründe bunların boyaları, işte alt malzemeleri, ağır hizmet boyaları, bunlarla ilgili otomotiv sektörüne, sanayi sektörüne hizmet vermekteyiz. Evet, sektörün her aşamasını biliyoruz. Sizleri tanıyorum Rıza Bey. Ben boya sektörüne kardeşimle girdim. Evet. Kardeşimin bir serzenişiyle başladık. Gel abi biz bu işi yapalım dediler. Ben daha önce sendikada başkanlık yapıyordum. Bir kardeşimiz daha var. Onunla beraber üçümüz sırt sırta verdik. 2015 yılının 11. ayında startı verdik. 3K1 ismimizden olduğu gibi 3 kardeş 1 olarak bu işe başladık. Tek vücut, tek düşünce, tek hareket olarak başladık. Oto sektöründe Türkiye'de birçok noktaya hizmet vermekteyiz. Bunun yanına sanayi sektörünü de ekledik, ağır sanayi. Şükürler olsun ki bugün ağır sanayide de çok iyi noktalara geldik işletmemiz olarak. Hedeflerimiz noktasında da şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin en büyüklerinin arasına girmek ilerleyen yıllarda. Tabi bu adım adım olacak. Bugün geldiğimiz nokta Türkiye'de ve Ankara'da çok iyi noktalardayız. Çok güzel. Aynen. Hem toptan hem para kendi ayağında varız dedik. Biraz ürünlerden bahsedelim mi? Neler var? Ürünlerimiz sanayi grubunda endüstriyel rapid dediğimiz hızlı kuruma sistemleri, bununla birlikte koruma amaçlı boyalar. Oto sektöründe de Otosektöründe akrilik boyalar var. Ondan sonra tabii ki eski sistem sentetik boyalar var. Artık kullanılmıyor. Genel akrilik, su bazlı boyalar dediğimiz boyalar var. Ondan sonra macunlar, alt malzemeler dediğimiz sertleştirici, ondan sonra vernik, akrilik diner, bunun gibi malzemeler. Ondan sonra mobilya grubunda selülozik boyamız var. Devlüksün makinesi var. Bundan her çeşit boyamızı yapabiliyoruz. Rapid, endüstriyel, selülozik, akrilik, kuru akrilik bu makineler sayesinde hemen hemen her rengi elde edebiliyoruz. Hı hı. Otomotiv sektörüne de tabii ki bu boya tekabül ediyor. Otomotivde de Akzonobel diye bir firmamız var, Hollanda firması. Bunun bayisiyiz, Anadolu Bayi bayisiyiz. Politek firmamız var. Yine bu alt malzemeler olarak bunun da İç Anadolu bölge parakende bayisiyiz. Bunlarla birlikte şu an yolu bayağı bir ilerliyoruz. Evet. Grup olarak baktığımızda otomotiv dedik, ağır sanayi dedik, mobilya da mı var işin içinde? Tabii ki selülozik sistem boyalar. Bu genelde kapı, doğrama, inşaat sektörüne hitap eden mobilya sektöründe bayağı bir ilerlememiz var şu an. Bak. Çeşit olarak her şey var o zaman değil var, mi? Var. Boya üzerine hemen hemen hepsi var. 2020 yılında nasip olursa kendi ismimizde zaten tinerimizi ürettik. Şimdi de boya üretimine başlıyor. Sanayi grubunda kendi ismimizle boyamız da çıkacak. Şubat gibi nasip olursa evet. Çok sektöre güzel. Bir de onu katacağız inşallah. Bir toptan yerimiz var Şaşmaz'da. Şaşmaz'da evet. Şaşmaz'da ve Yeşilçam Sanayi Sitesi'nde oramız toptan. Burayı parakende olarak değerlendirdik. İnşallah daha da zincirlememiz büyüyecek. Evet. Birçok bölgeye de tabii gidebiliyor ürünler değil mi toptan tabii olarak? Tabii ki araçlarımız var. İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'ye hizmet vermekteyiz araçlarımızla. Büyük bir dağıtım ağımız var. Bu bölgelerdeki hem büyük firmalara hem de bayilerimiz var. Bayilerimize malzeme tedariği de bulunuyoruz. Evet. Sevkiyatlı diğer kardeşi ilgileniyor. Tabii o sevkiyattan sorumlu o. Tamamen o işi takip eden o. O yüzden
yoğun onun biraz daha işi. Evet. Peki nelere dikkat ediyorsunuz burada hizmet sunarken? Malzeme tedariğini biz bu arada nereden alıyoruz? Şimdi malzeme tedariği derken şöyle, sonuçta anlaşma yaptığımız, bayiliklerini aldığımız büyük firmalardan yapıyoruz. Ama bizi sektörde tercih sebeplerinden biri biz malzemenin arkasında firmayla birlikte kendimiz de durmamız. Evet. Yani kesinlikle hiçbir firmayı, bizimle çalışan firmaları mağdur etmiyoruz. Kesinlikle arkasında duruyoruz ve bu sebepten de tercih sebebi oluyorsun. Günümüzde birçok firmanın tercih sebebi, yani sıkıntılar, biz genelde bunu tespit ettik. Firmaların malzeme arkasında durmamaları. Evet. 3 kabir olarak biz firmalardan önce kendimiz duracağımızın taahhüdünü verdiğimizden dolayı tercih sebebi oluyoruz. Ve bu kadar kısa zamanda bu sebepten büyüdük. Kalite olarak iyi bir kalite. Tabii ki çok iyi bayrağı. Üst segmentteki ürünlerle çalışıyoruz. Tabii bunlar da sizin tercih sebebinizi ortaya çıkarıyor dediğimiz gibi. Ürünler her yere gidebiliyor dedik. İlerleyen günlerde peki farklı projelerde neler var? İşte kendi adımıza boya üretimimiz var. Nasip olursa. İleriye dönük büyük birkaç firma daha var. Onlarla bir çalışmalarımız var. Eğer onları başarırsak onların Türkiye dağıtımını alma gibi bir niyetimiz var. Yani şu anki bu 2020 için gerekli iki büyük proje bizim için. Çok güzel. Yeterli kapasite var değil mi ürün konusunda? Tabii ki. Stoklu çalışıyoruz. Onunla ilgili bayağı stoğumuz var. Aynı zamanda işte müşterilerimizin gelirimizi tercih etmelerinden dolayı verdiğimiz hizmet, kar, kış, yağmur, çamur demeden araçlarımız bütün hemen Türkiye'nin her bir köyü, kasabası, ilçesine hizmet vermeliyiz. Zamanında teslimat. Önemli şey de o. İnternette peki var mı böyle bir görebilecekleri bir alan, sayfanız? 3K1 boya diye web sitemiz var. Oradan sipariş verebiliyorlar mı? Veriyorlar. Aynı zamanda zaten direkt bağlanmalarını sağlayan bir sistemle çalışmakta. Facebook sayfamız var. Instagram sayfamız var. Twitter sayfamız var. Buralardan da ulaşabiliyorlar. Evet. Ve şirketimizin numarası var. Bu numaradan sürekli açıktır. 24 saat ulaşabiliyorlar. Sıkıntılarıyla, sorunlarıyla, her şeyle oradan ulaşabiliyorlar bize. Evet. Çeşit bol dedik. Birçok ürünü bulabiliyorlar. Tüketicilere peki bu sektörle alakalı neler önereceksiniz? Nelere dikkat etmeliler seçim yaparken? Malzemenin öncelikle bizim malzememizde kaliteyi belirleyen unsur üretimi. Ona çok dikkat etmeleri gerekiyor. İkincisi de tarih olayı. Yani piyasada bizim en büyük sıkıntımız o. Günü geçmiş malların ucuza satılması. Evet. Biz bunlarla çok uğraşıyoruz. Tabii üstündeki isim aynı isim olup da tarihine kimse bakmadığı için bu bizim büyük sorunumuz sektörde. Yani atıl olmuş, işlevi bitmiş bir ürünün piyasada supata düşmesi. Evet. Bu arada çünkü bozulabiliyor. Tabii. Onların da tarihi var ve şu var, yani ne olursa olsun anlatamıyorsunuz bunu. İleride karşılaştıkları sorunlarla bu ortaya çıkıyor. O yüzden bizim sadece söyleyeceğimiz bunlara dikkat etmeleri. Ufak tefek de ileride karşılaşacağı sorunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Özellikle malzeme kullanırken her markayı takım kullanmaları daha iyi olur. Çünkü takım kullanıldığı halde firmalar arkasında duruyor bu ürünün. Arzonabel olarak, Politex'e Politex olarak. Yani bunu takım kullandığı zaman herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığında firma hemen o zararı en azından bir şekilde karşılıyor. Ama tabii ki bir firmadan farklı bir malzeme alıp da diğer firmadan diğer malzeme bunları karıştırdığında yaşanacak sıkıntılarda hiçbiri de arkasında durmuyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekir. Evet, mağdur olmamak adına. Kesinlikle. 3K1 olarak biz her yere yönlendiriyoruz dedik. Bir telefon kadar yakınız izleyicilerimize. Bunu da tekrar hatırlatalım. Ve teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun. Değerli bilgilerde bizler için. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.